sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta 5 Ocak'ta 14 derece Yengeç Burcu'nda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Yılın en önemli dolunaylarından birisi, belki de en önemlisi, çünkü bu dolunay öncü burçta meydana geliyor ve ay düğümleriyle direkt bir teması var. Uranüs ve Plüton gibi kolektif gezegenlerle de çok güçlü açılar içerisinde olacak. Yani aslında bu dolunay Uranüs ve Plüton gezegenlerinin 2012 yılından beri zaman zaman yaptığı o önemli kareyi de tetikleyen ve olayları biraz daha görünür hale getiren ve günlük hayatımızda hızlandıran, etkilerini daha fazla hissedebileceğimiz bir dönemi de işaret ediyor. Kolektif gezegenlerin etkide bulunması aslında bu dolunayı bireysel etkilerden daha fazla toplumsal konularda daha güçlü hale getiriyor. Yani yaşadığımız toplumda çok güçlü etkiler ortaya çıkarabilir. Yengeç olduğu için bu kişisel olarak evimiz, yuvamız, ailemiz ve ebeveynlerimiz olabileceği gibi yaşadığımız yer, ülkemiz, vatanımızla da alakalı konuları biraz daha öne çıkarıyor. Oğlak Burcu'nda ilerleyen Güneş'in Plüton'un kavuşumu bir yandan da otorite kavramları, devlet, yönetimdeki kişiler, liderlerle ilgili konuları, bu alanlarda olabilecek önemli baskıları, çok radikal değişimleri de ortaya çıkarıyor. Düğümlerle temasta bulunduğu için kadersel olan bu etkiler belki de çok uzun süre yaşamımızda, geleceğimizde söz sahibi olacak. Ve bu dolunayın ardından hem kişisel hem toplumsal bazı konularda bir şeylerin sona erdiğini daha fazla hissedebiliriz. Yani eskiyle bağlantılı konular artık sona erecek ve yeni bir şeylerin, yeni bir dönemin başladığını daha fazla hissedebileceğiz. Uranüs değişim konusunda ısrar ederken Plüton da dönüşüm konusunda burada ısrarcı davranıyor ve bunlara karşı koymakta pek mümkün görünmüyor. Burada olması gereken şartlara uyum sağlamak, onları bir şekilde kabullenmek ve bizim için ortaya çıkan şartların, değişimlerin, potansiyellerin en yararlı bir şekilde nasıl kullanılacağını fark edip o alanda hareketlerde bulunmak daha doğru olacak bu dönemde sevgili izleyiciler. Öncü gruplar birinci derecede etki alıyor. Tabii ki Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçlarının özellikle ikinci dekanında doğanlar kişisel olarak bu dolunaydan çok fazla etki alabilirler. Onların yaşamlarında hem ilişkilerinde hem kariyerlerinde genel olarak yaşamlarının yapı taşlarında önemli değişimler, dönüşümler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bu dönemde üzerimizde güçlü bir baskı hissedebiliriz, stres hissedebiliriz. Ruhsal olarak kendimizi rahatlatacak faaliyetlere zaman ayırmak daha doğru olacaktır. Sağlık konularına tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz güçlü dolunaylarda kazalar, sakarlıklar daha fazla ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili problemler, özellikle kronik sağlık sorunları varsa onlar nüksedebilir. Kendilerini tekrar gösterebilirler, ortaya çıkabilirler. Yengeç olduğu için sindirim sistemi, mide ve göğüsle ilgili problemlere biraz daha dikkat etmek gerekiyor sevgili izleyiciler. Evet, dolunayın sizi nasıl etkileyeceğini lütfen hazırladığımız videolarda burcunuza ve yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.